gollerin kralı, takımının kaptanı, futbolun ordinaryusuydu. Tek başına bir Fenerbahçe'ydi o. Fenerbahçe deyince akla ilk o gelirdi. Estetik, akıl, zarafet, bilinç hepsi ondaydı. O, Lefter Küçük Andonyadis'ti. ...22 Aralık 1925'te Büyükada'da dünyaya geldi Lefter. İlkokula başladığı yıl futbolu da keşfetti. Babası balıkçı Hristo ve annesi Algiron Hanım durumdan biraz şikayetçiydi. Ama yapacak pek de bir şey yoktu. Ufak tefek engellemeler çare olmadı. Virüs Lefter'in kanına girmişti bir kere. Büyükada'nın o dar sokakları Lefter'in maç sahasıydı. Futbola ilk profesyonel adımını ise Taksim Stadı'nda attı. 17 yaşındaydı henüz. Türkiye o yıllarda en sancılı günlerini yaşıyordu. Ekonomi kötüydü. Millet açtı. Milli şef İsmet İnönü çareyi vergi kalemlerini ve ödenecek miktarı arttırmakta görüyordu. Varlık vergisi adı altında azınlıklara anormal vergiler ve cezalar getirildi. Vergisini ödeyemeyenler için de formül bulunmuştu. Ya sürgüne gidecekler, ya toplama kamplarına gönderilecekler, ya da taş ocaklarında çalıştırılacaklardı. Lefter işte bunları yaşamıştı 17 yaşında. Ailesi yoksul olduğu için sürgüne gitmekten kurtulmuştu. Ama neredeyse bütün akrabaları Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmışlardı. Çevresindekilerin, akrabalarının başına gelenler onu derinden üzdü. Ama o pes etmedi. Türkiye'nin tek gerçeği bu değildi çünkü. Türkiye bu zulümlerden ibaret bir yer olamazdı. Elbet kötüler vardı ama iyilerin sayısı da çok olmalıydı. Hayata işte o umutla tutundu. Milli şef döneminin baskılarına rağmen Türkiye'den, memleketinden hiç vazgeçmedi. Hatta gönüllü olarak askere yazıldı. Askere gitti Lefter. Görev yeri Diyarbakır'dı. Vatanına tam 4 yıl hizmet etti. Ama futbol orada da peşini bırakmadı Lefter'in. Doğu ve Güneydoğu'da bölge karmalarında top oynadı. Namı da İstanbul'dan önce ilk bölgede yayıldı. Askerlik bittikten sonra Büyükada'ya, ailesinin yanına döndü. Babası balıkçı Hristo iyice yaşlanmıştı artık ve çok hastaydı. Lefter ise yoksuldu. Hastaneye gidilmesi, en azından ilaç alınması gerekiyordu. Ama para yoktu. Bir şeyler yapılması lazımdı. İmdadına Fenerbahçe yetişti. 1946 yılında 200 lira karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu Lefter. O parayla hasta babasına ilaç aldı, tedavi ettirdi. Fenerbahçe ilaç gibi gelmişti Lefter'e. Lefter Küçük Andonyadis artık Fenerbahçeliydi. İlk sezonunu 1948 ve 1949'da oynadı. Takım o sezon namağlup şampiyon oldu. Lefter de 13 golle gol kralı. Top onu çok seviyordu. Çünkü o topun nereye gitmesini istiyorsa top oraya gidiyordu. Aralarında gizli bir aşk, gizli bir anlaşma vardı adeta. Penaltılarda ustaydı. Zaten Türkiye Profesyonel Ligi'nin kayda geçen ilk penaltı golünü de o attı. O topa vurduktan sonra olacaklar belliydi. Öyle ya, boşuna ver Lefter'e, yaz Defter'e demiyordu gazeteler. Çamurlu sahalarda ondan iyi koşan yoktu. O ordinaryüstü. Ay yıldızı formayı da gururla taşıdı Lefter. Milli takımda ilk golünü Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunanistan'a attı. Kısa zamanda Türkiye'nin en değerli ve bilinen oyuncusuydu. Henüz 26 yaşındaydı. Avrupa'nın dikkatini çekmesi çok sürmedi. Önce İtalyan kulüpleri peşine düştü. 1951 yılında Fiorentina'ya 1 milyon lira karşılığında transfer oldu. Bu Türk futbol tarihinde bir ilkti. Lefter, bonservis ücreti ödenerek yurt dışına transfer olan ilk futbolcuydu. Ama bitmek bilmez sakatlıklar onu zora soktu. Eve dönüş yakındı. İtalya macerası 2 yıl sürdü. Sonra Fransa'nın Nice kulübüne geçti. Ama orada da aradığını bulamadı. 1953'te dönüp dolaşıp geldiği yer, yine yuvası Fenerbahçe oldu. Profesyonel Türkiye Ligi tarihinde çubuklu Fenerbahçe formasıyla tam 3 lig şampiyonluğu gördü. 16 yıl sürdü Fenerbahçe kariyeri. O 16 yıl boyunca tam 615 maça çıktı. Ve o maçlara tam 423 gol sığdırdı. Milli takımda ise toplam 50 maçta 22 kez fileleri havalandırdı. Milli takımda 50. maç altın şeref madalyasını alan ilk futbolcu da oydu. Kariyeri boyunca toplam 832 gol atmayı başardı. 1947'de giymişti Fenerbahçe formasını ama 1964'te
elveda demesi gerekiyordu. Vedasını Fenerbahçe'de yaptı. Türkiye'de kulübü tarafından jubilesi yapılan ilk futbolcu oldu. Yıllarca sırtında taşıdığı 10 numaralı formasını soyunma odasında malzemeciye teslim etti. Fenerbahçe onun hayatında eşsiz bir yere sahipti. O da Fenerbahçe için eşi olmayan bir efsaneydi. O yüzden Fenerbahçe'de oynamayı nasıl kabul ettin sorusuna nasıl etmeyeyim? Ben başka bir takım bilmezdim ki zaten demişti. Artık Fenerbahçe'nin bir seyircisiydi. Oyunculuk kariyerinden sonra antrenörlük yaptı. Türkiye'de, Yunanistan'da, Afrika'da çok sayıda takım çalıştırdı. Ancak o yıllarda ve sonrasında Fenerbahçe'yi izlemeyi, takip etmeyi hiç bırakmadı. Vallahi Fenerbahçe'nin o kadar yanlış hareketler yapılıyor, o kadar yanlış transferler yapıyor ki çok zor. Transferini eğer bilen bir kimse gelirse, iyi transfer yaparsa Fenerbahçe Samsunlu'ya gidebilir. Aksi halde gidemez böyle. Bu oyuncularla bu %80 pas atası yapan bir takım Samsun olamaz. Gitsin ya, bir şeyler yok mu? Güldürücü var şeyde. Ona benzetiyorum. Bayrağı alıyor, çıkıyor, varıyor, çağırıyor. Ne yapıyor ya? Yaptığı oyunu, oynadığı nedir? Yani iki gol attı, de etti. Ne yaptı yani bu adam? Bir senedir Fenerbahçe'de. Komedyen gibi diyorsun. Komedyen bir adam işte ya. Başka bir şey yok. Herkesi güldürüyor kulüpte. Parasını da alıyor. Umurunda mı adamın ya? Efsane 2012'de 87 yaşında İstanbul'da hayata veda etti. Yoksullukla ve acılarla örülü gençliğini, zaferlerle dolu futbol hayatını örnek bırakarak gitti. Ve son yolculuğuna Fenerbahçe stadında futbolunu miras bıraktığı gençlerin omuzlarında çıktı. O bir futbol efsanesiydi. Ben de 10 numara giyiyordum, o da 10 numara giyiyordu. O Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'de oydu. Tribünlerin dediği gibi kalem bitmişti, defter doluydu. Lefter yazılacak ne varsa o deftere not etmişti. Lefter sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, centilmenliği, kahramanlığı, delikanlılığı yani ve aslında koca bir tarihi o deftere yazıp öyle göç etti ebedi hayata. O sadece Türkiye'de değil, dünyada da futbolun ordinaryosuydu. O Türk milli takımının Yunanistan'a resmi ilk golünü atan, İtalya'da oynarken tribünleri Türko, Türko diye inleten yoksul balıkçı